Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne AK Partili 4 kadın milletvekilinin başörtüleriyle girmesi, Türkiye'de demokrasi adına yeni bir dönemi başlattı. Cumhurbaşkanı Gül ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, tüm siyasi partilere gösterdikleri olumlu tavır nedeniyle teşekkür ederken, iktidar ve muhalefet cephesinden de memnuniyet verici açıklamalar geldi. CHP liderinin başbakana yönelik sözlerine bir tepki de hemşehrilerinden geldi. Büyük Birlik Partisi Rize İl Başkanı Nusret Kaya, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Genelkurmay Başkanlığı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Suriye yönünden sınıra yaklaşan kaçakçı grubu tarafından açılan ateşe ateşle karşılık verildiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Muhammad Javad Zarif, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın İsrail'e çalışan İranlı ajanları Tahran'a teslim ettiği iddialarını yalanladı. İsrail savaş uçakları Suriye'nin liman kenti Laskiye'de bir askeri tesisi vurdu. ABD'li kaynaklar İsrail'in tesisteki Rus füzelerini imha etmeye amaçladığını ileri sürdü. Güngören'de 17 kişiyle doğmamış bir bebeğin öldüğü, 90 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme 2 sanığa 18'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sahra Çölü'nden geçerek Cezayir'e giden göçmenler araçlarının bozulması üzerine çölde mahsur kaldı. 92 kişi susuzluktan hayatını kaybetti. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde görünmez bir kaza meydana geldi. Hazır beton dökümü sırasında pompa kulesinin kopması sonucu 2 kişi öldü. Türkiye Ekim ayında 11 milyar 865 milyon dolar ihracat yaptı. Bu rakamlara göre geçen yılın aynı ayına oranla ihracat yaklaşık %1,5 arttı.